Herkese merhaba. Bugün 1 Nisan Cuma. Bugün birlikte ApeCoin'in teknik yorumunu konuşacağız. Ama öncesinde izninizle ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalın var olmasını sağlayan ve benim de kullandığım bitto.com üzerinde bir hesabınız yoksa eğer aşağıdaki avantajlı kayıt linklerinden iyi olup güvenilirliğini kanıtlamış orta ve uzun vadede çok iyi yerlere gelme potansiyeli olan projelere kolayca yatırım yapabilirsiniz. AP'in teknik bölümüne dönecek olursak hatırlayacağınız üzere son analizimizde burada bir fincan kulp formasyonundan bahsetmiştik. Burada mor bandın yani 14 dolar 50 sent bölgesinin üzerinde 4 saatlik kapanışlar izledik. Ancak devamında 15 dolar 50 sent ara direncinin aşılamaması üzerine bitcoin'in volatil hareketleri de eklenince şurada görebildiğiniz üzere emaribon desteği kaybedildi. Ve devamında sarkan fiyat burada 21 Mart'ta siyah ile gösterdiğim minor yükselen trendin desteğine kadar çekildi. Ancak bu bölgenin desteğinin de 4 saatlik periyotta kaybedilmesiyle birlikte düşüş derinleşti. Ve burada görebildiğiniz üzere Morban'da tekrar bir deneme geldi. Ancak ardı ardına gelen 4 deneme ile birlikte fiyatın Morban'da aşamaması üzerine devamında gelişen fiyat hareketiyle birlikte saatlik periyotta buradan mavi ile gösterdiğim düşen bir kanal yapısı oluştu. Peki burada Eyüp'in pozitif yönde takibi nasıl sağlanmalı? Şu an görebildiğiniz üzere saatlik grafikte bu kanalın orta bandının üzerinde kapanışlar yapmaya çalışıyor. Yani şu anda 12 dolar 88 sent bölgesi üzerinde saatlik kapanışlar bizi emari bonun direnç seviyesine 13 dolar 30 sent seviyesine kadar çekecektir. Bu bölgenin saatlikte desteğinin kazanılmasıyla birlikte şu an oluşturduğu mavi kanalın üst tabanı yani 13 dolar 70 sent seviyesine kadar yükselişler beklenebilir. Ancak bu bölgenin 4 saatlik periyotta desteği kazanılamazsa gelecek yükselişlerin tepki yükselişi olarak kabul edilmesi gerekli. Tekrar etmek gerekirse Kısa vade için 13 dolar 70 sent bölgesi kritik bir önem taşıyor. Bu bölgenin desteğinin kazanılması bizi tekrar mor bandın denenmesine götürecektir. Yani 14 dolar 50 sent seviyesine gelecek denemeden bahsediyorum. Kısa vadeli negatiflik için konuşacak olursak burada şu anda kanal orta bandı 12 dolar 88 sen seviyesi altında gelecek her saatlik kapanış bizi en yakın desteği 12 dolar 63 sent seviyesine kadar çekebilir. Ancak bu bölge altında saatlik kapanışlar görürseniz bu bizi burada mavi renkle gösterdiğimiz kanalın desteğine 11 dolar 80 sen seviyesine kadar çekebilir. Bu bölgenin de aşağısında gelecek saatlik ve 4 saatlik kapanışlar muhtemelen düşüşü derinleştirecektir ve büyük hasarlara ulaşacaktır. Bu noktada dikkatli olmanızda fayda var. Burada bitcoin hareketlerini ve EIP'in destek ve direnç bölgelerini yakından takip etmenizde fayda var. Ayrıca alım ve satımlarda kademeli alım ve kademeli satış stratejisine sadık kalmanız çok önemli. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.